İkinci hikayemiz de Bursa Seçköy'de 1921 yılında dünyaya geldin. Aileler arasında çatışmaların olduğu, kimilerinin belinde silahla gezdiği bir köyde büyüdün. Baban köyün muhtarı, genelde vaktini köy kahvesinde kitap okuyarak geçirir. Annen ev hanımı, babandan okumayı, annenden de gergef işlemeyi öğreniyorsun. Babanın eve getirdiği kitaplardaki resimler ilgini çekiyor ve 5 yaşındayken resim çizmeye başlıyorsun. Gittiğin köy okulunun öğretmeni derslerde çizdiğin resimleri bayılıyor, çok beğeniyor. 10 yaşına geldiğinde ilkokulu okulu bitiriyor. Köyden ayrılıp devam etmek üzere okula. Daha büyük bir yere gitmen lazım. Yani köydeki şey tükeniyor. Eğitimin sınırı tükeniyor. Madem okuma yazma biliyorum, resim yeteneğim de var. Hem günlük yazayım hem de resim yapayım diyorsun. O ki köyde kaldın. Ama yaptığın resimlerde hep bir eksiklik hissediyorsun. Fakat ailen seni resim konusunda destekliyor. Kuşları, böcekleri, çiçekleri, köydeki bütün hayvanları, doğayı ve insanları çizerek zaman geçiriyorsun. Aynı zamanda çobanlık ve tarım işçiliği gibi işler de yapıyorsun. Soruyorum, 10 yaşında bir çocuksun, sanatla ilgilisin ve çalışıyorsun. Ailen seni okutmaması seni üzüyor mu? İçinde ukde kalır mı bu okuyamamış olma durumu? Kızgın mısın bunun için mesela aileye? Yani bu resmi yaptığım zaman, başka bir aleme girdiğim zaman, yani kendimi de tanıyacaksam başka canlılardan tanıyacağım asıl. Yani insan olmayan canlılardan tanıyacağım. O aleme girmek, bilginin de ne olduğunu pek bilmiyorum. Yani neyi kaçırdığımı bilmiyorum. Bilseydim belki iyi ki okula gitmemişim diyebilirdim. Çünkü o beni insanın merkeze alacak ve doğayı unutturacak, başka canlıları unutturacak. Ama bunu pek bilmiyorum. Yani bir okula gidebilsem bunu, belki bu şeyi unutacaktım. Düzenin bir parçası olacaktım ve bu böcekleri çizmeyi unutacaktım. Mühendis olmak isteyecektim belki. Belki başbakan olmak isteyecektim. Arkadaşlarım beni sınıf başkanı seçecekti. Bilemiyorum. Belki de Ama bir avantajdır mı yani? evet ama bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama bu çizmeye devam edersem, bilmiyorum edip etmeyeceğim. Başka bir şey olanağım yok pek zaten. Ve edersem mutlu olacak. Yani mutlu ediyor zaten. Belki de onun sonucunu göreceğim. Veyahut da sonucunu görmezsem ve hırsım varsa, bir şey olma hırsım varsa ve olmadıysa, belki ah beni okutsalardı ben neler olabilirdim diyeceğim. Ama bunu bilmiyorum. Geçen yıllar içinde bütün uğraşlarını sürdürüyorsun, çalışmaya da devam ediyorsun. Yani işte çobanlık, tarım işçiliği filan. Sen 16 yaşındayken muhtar olan baban seni kaçak ekim yapan köylüleri gözlemlemen için araziye gönderiyor. Aileler arasındaki düşmanlık nedeniyle biri jandarmaya ihbarda bulunuyor o sırada, yani o gün. Olay yerinde bulunduğun için, gözlemlemek için gitmiştin ya, senin de ismin veriliyor ve Falakaya yatırılıyorsun onlarla birlikte, yani kaçak ekim yapanlarla birlikte. Sonrasında da tutuklanıp cezaevine gönderiliyorsun apar topar. 16 yaşında gencecik bir çocuksun. Hiçbir şeyin farkında değilken iftiraya uğradın ve açıkça işkence gördün. Duyguların ne? Lanet olsun bu insanlardan, beni koruyamayan babamdan, beni oraya yolladığı için de koruyamadığı için de bana inanmadıkları için dövenlerden, cezalandıranlardan. Lanet olsun. Haksızlık. Lanet olsun. Bana bari kalem verseler de bir şeyler çizebilsem. Çıkınca bir şeyler çizerim belki bunları anlatan. Bu yaşta ceza... İçimde kalmayacak. Bir revanş duygusuyla mı çıkıyorsun? Çıkarsan Yaşadığım çıkacağım. paylaşacağım, duyacak Paylaşacaksın. insanlar bunu. Bu yaşta... İçimde kalmayacak. Resim
kağıdı, kalem falan vermezlerse içeride nasıl vakit geçireceksin? Çok sevdiğin resim ne olacak? Günlük yazmaya da devam edemeyecek gibi görünüyorsun öyle olursa. Aklımda çizerim. Kafamın içinde yaparım resimle ve bir gün çıkacak. Ressamsa eğer zaten bunu bilmiyorum. Başkaları ne yapıyor? Kendime de o ressam kelimesini yakıştırıyorsam, ressam her zaman resim yapar. Baktığı her şeyde resim görür. Ben öyleyim. Öyle bir resim yapma saat dediğim şey olamaz ki. Hep baktığında resim yapıyorsun. Hapishane sana hayatın bambaşka bir yüzünü öğretiyor. İçeride bulduğun yeni kitaplar sayesinde yeni resimlerle tanışıyor ve yeteneğini geliştirme imkanı yakalıyorsun aslında. Bütün fırsatları değerlendiriyor, resim yapıyorsun. Bir yıl sonra 1938'de para cezası karşılığında tahliye şartlarını kabul ederek tahliye oluyorsun. Fakat sen tahliye olduktan sonra baban 16 bin liralık cezayı bir türlü ödeyemiyor. Bu nedenle de para cezası 3 yıllık hapis cezasına çevriliyor, yeniden cezaevine giriyorsun. Bunlar hep yok yere oluyor. Özgürlüğünü kazandığın anda tekrar kaybettin bu defa. Hayal kırıklığına uğradın mı? Bir, iki, hapishanedeyken nasıl hayaller kuruyorsun? 17 yaşındasın şu anda. Hayalim bu bana kötülük yapan insanları belki bir daha hiç görmemek. Belki onlarla hiç konuşmamak. Kurtulmak buradan, kurtulmak. Bu çevreden kurtulmak. Hiç bu, gideyim buradan ben. Gideyim. Başka yerlere gideyim, gideceğim. Gidebilirsem gideceğim. Buradan çıkacağım biliyorum zaten. Şimdi birazcık moral vereyim. Cezaevine girdiğinde oraya siyasi suçlu olarak gelen Nazım Hikmet'le yolun kesişiyor. Şair yeteneğini keşfedince seni resme teşvik ediyor. Yeni resimler çiziyor. Onun da portresini yapıyorsun hatta. Nazım Hikmet sana resim, sanat tarihi, sosyoloji gibi alanlarda eğitim veriyor. Resimlerinde hissettiğin eksikliği Nazım Hikmet'ten öğrendiğin teknik yöntemlerle kapatıyorsun. Onunla sıkı bir dostluk kuruyor. Bu sayede resim bilgini ve yeteneğini büyük ölçüde geliştiriyorsun. Ona da şair baba diye sesleniyorsun. Sen cezaevinde günlerini geçirirken ailen seni dışarıdan kendi seçtikleri bir kızla nişanlıyorlar. Senin nişanlanman cezaevindekiler tarafından konuşuluyor ve içeriden bir başkası da nişanlınla evlenmek istediğini söyleyip, yani aynı kızla ben ona taliptim diyerek seni bıçaklıyor cezaevinde. Şuradan başlayayım. Nazım Hikmet seni nasıl etkiledi? Fark edilmiş, anlaşılmış hissediyor musun mesela kendini onunla karşılaştığından beri? Beni tanıdı. Beni tanıdı, bana inandı. Zaten o inanması falan değil ama yapabileceğim şeyi, yapmayı sevdiğim şeyi başka bir pencere açtı bana. Yani sevdiğimle başka şeyler görebilmeye başladım. Başka resimler yapmaya başladım. Bir ışık tuttu bana. Işıktı. Bir kez daha iraden dışında gelişen bir olay yüzünden bıçaklanmayı kastediyorum. Haksızlığa uğradın ve yaralandın. Tahliye olunca bütün bunları unutabilecek misin? Dışarıda seni nasıl bir hayat bekliyor? Yani unuturum, unutmam. Gidip oradan beni bıçaklayanı öldürmeyeceğim. Yani Nazım Baba şehir görmüş bir insan. Ona bu kadar haksızlık yaptılar. Hiç gidip intikam alacağım demedi. Şiirini yazmaya devam etti. Kitabını yazmaya devam etti. Ben de aynı şey yaparım. Para vardı da ödenmedi diye mi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Belki de. Onu da bilemiyorum. Babam güçlü adam, muhtar olmuş. Başbakana çıksın, versin parayı. Peki, bütün gayretine rağmen bir türlü beladan kurtulamadığın ortada. Ölüm tehlikesi atlattın. Sen cezaevinden çıkabileceğine inanıyor musun? Tabii. Neden? Niçin tabii? İnanmayayım ki? Ama tekrar bıçaklanmayacağım bilmiyorum.
uzak dururum insanlardan. Yani çıktığımda zaten öyle herkesin arasında yaşamam. Bir köşeye çekilirim, oradan ne yapacaksam oradan yaparım. İyileştikten sonra 1941'de tahliye oluyorsun. Ailen nişanlandığın kız başkasına gitmesin diye hızlı bir şekilde düğün hazırlıklarına başlıyor 41'de. 42 yılında sen 21 yaşındayken evleniyorsun. Düğün sırasında eşin ata binince içerideyken seni bıçaklayan kişi öfkeleniyor. O da orada iki silah ve dört kesici aletle üzerine saldırıyor. Başkaları da olaya dahil oluyor. Ortalık yangın yerine dönüyor. Sen de öfkene yenik düşüp silahını ateşliyorsun ve sana saldıran kişi ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bu nedenle tutuklanıyor ve tekrar cezaevine dönüyorsun. Öfkene yenildin, düşündüğün gibi olmadı. Uzakta duramadın ve bir kez daha cezaevine girdin. Bu kez daha uzun bir süre cezaevinde kalman gerekecek. Yaşadıkların karşısında gerçekten takatin kaldı mı? Ne hissediyorsun? Gençlik gidiyor yavaş yavaş. Çok zor. Delirmeyeceğim biliyorum. Delirmeyeceğim biliyorum. Şair baba da hapiste kaldı, onu da biliyorum. Şair baba mı? Şair babam, o da hapiste kaldı, o delirmedi. Evet. O bir örnekse bana. Ama pek kimseye inandığım yok artık. Kızımdan başka inandığım yok. Bir gelecek öngörün var mı? Hayalin var mı? Her şey yoluna girer mi bu saatten sonra? Yok. Kesin yaparım. Sen içeri girdikten birkaç ay sonra annen seni ziyarete gelip ne yazık ki babanın da ölüm haberini veriyor. 22 yaşındasın ve babanın ölüm acısıyla kahrolurken bir kötü haber daha geliyor. Bu kez de eşinin doğum yaparken vefat ettiğini öğreniyorsun. Bir taraftan da İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri ve cezaevinde büyük bir açlık var. Yönetimin verdiği ekmekten başka hiçbir şey, yiyecek bir şey yok. Bulunduğun koğuşta 5 kişi açlıktan ölüyor. Cezaevinde haftada 3 gün berberlik yaparak biraz para kazanıyor ve karnını doyuruyorsun. Şair babam dediğin Nazım Hikmet'i de sen tıraş ediyorsun. Seni burada ayakta tutan tek şey resim yapmak. Nazım Hikmet'in de desteğiyle berberliği bırakıp tamamen resme yöneliyorsun içeride. Günlerin böyle geçiyor. 1944 yılında İmralı'ya yarı açık cezaevine gönderilen 15 kişiden biri sensin. Oradaki kütüphaneden ve nispeten geniş imkanlardan faydalanıyor. Resme devam ediyorsun. Tutsaklığı unutuyor, kendini köyünde gibi hissediyorsun. Resimlerinden bazıları dışarıda satılıyor ve sana para getiriyor. Getirip sana veriyorlar parasını. Bu sırada cezaevi yönetimi değişiyor. Yeni gelen yönetim seni siyasi tutuklularla bir tutunca tahliye olmana 45 gün kala sürgüne Bursa cezaevine gönderiliyorsun. Ve Nazım Hikmet'le yeniden bir araya geliş. Sürekli haksızlığa uğramak kaderin bir cilvesi mi canım? Yani özgürlüğünü bir kez daha kaybetmek, içerideyken çıkmana 45 gün kala sürgüne gönderilmek, bu ne hissettirdi sana? Ya siz benim esimlerime, çifte öküzlerime baktınız mı? Hepsi sağlıklıdır, gürbüzdür. Çift öküzler mi yapıyorsun resimlerde? Yapıyorum. Gürbüz. Kuvvetlidir. Hmm. Onun öküzleri, haksızlık yapan da çok, kırbaçlayan da çok. Ama kırbaçlı benim resimlerimde onlara haksızlık yapılmaz. Ben kimseye haksızlık yapamam. Bu sineye çekmek candır benim toprağım, candır. Ben o toprağa deşerim. Nazım Hikmet'le tekrar bir araya geldin. Sence bunun bir anlamı var mı? Üçüncü defa bu çünkü. Her defasında yolunuzun kesişmesi konusunda ne düşünüyorsun? Mutluyum. Onu da mutlu ediyorum. Öyle mi? Onu mutlu ediyorum ben. Çünkü onun da bana ihtiyacı var. O da beni arıyor. Ben de gördü ya bu resmi, daha iyi olayım istiyor. Beni adam yerine koyuyor. O beni adam yerine koyarken o da mutlu oluyor. Biz birbirimizi yaratıyoruz. Şair babanla içeride bir iki yıl daha geçiriyorsun. Ve bir iki yıl daha yani geçiriyorsun. Ve
1950'de çıkan af yasasından yararlanarak ikiniz de tahliye oluyorsunuz. İstanbul'a gelip bir müddet onun yanında kaldıktan sonra askere gidiyorsun. Döndüğünde ise ustanın yurt dışına gittiğini öğreniyorsun. Bir daha hiç görüşemiyorsunuz. 1953 yılında kendi çabalarınla ilk sergini açıyorsun. Bunu Türkiye ve yurt dışında açılan resim sergilerin izliyor. Bir dönem köyüne dönüp orada yaşıyor, Anadolu'da dolaşıyor, ilham alıyorsun. Bir tablon ve bir dergide çıkan bir resmin yüzünden yargılanıyor. Ancak iki davadan da beraat ediyorsun. 60'lı yılların başında şair ustanın yurt dışında vefat ettiğini öğreniyorsun. Ustanı kaybettin, ne hissediyorsun? Artık ondan ilham alamayacağını bilmek mesela seni nasıl etkiliyor? Göremedin de. Bak, ben bu burjuvaların arasına hiç dalmadım, hiç karışmadım. Vesillerini de açık satıyorlar, asıyorlar evlerinde, mevlerinde. Nazım Baba da öyleydi. Paşa ailesinden gelmiş, hiç onlardan olmadı. Gitti, öldü. Gitmeye mecbur kaldı. Umarım orada mutlu yaşamıştır. Hiç haber gelmiyor ki, vatan hain diyorlar. Ama o dürüst adamdı. Doğruyu söylerdi hep. Belki oranın da vatan hain olmuştur. Orada da yalnız kalmıştır belki. Bilmiyorum. Ben babamdı. Şiirleri yaşayacak. Ha, ben de bencildim teki. Madem resimlerimi bu kadar beğeniyorlar, daha çok yapacağım, daha çok satacağım. Ama onların arasına karışmayacağım. Resimlerin bir gün hak ettiği değeri görür mü sence? Bunu ister miydin? Nazım Baba, ben de bu değeri gördüyse, o dünyanın en büyük şairi. Tabii ki. Olacak. Olacak. Ustanın vefatının ardından ondan öğrendiklerini, anılar, resim sanatı üzerine denemeler, hikayeler ve iki de roman yazıyor. Üretmekten hiç vazgeçmiyorsun. Sanat dünyasında Anadolu insanının yaşamından ve halk efsanelerinden yola çıkarak toplumsal gerçekçi yapıtlar üreten ressam olarak anılmaya başlıyorsun. 1979-80 yılları arasında Almanya ve Hollanda'da yaşıyor, sergiler açıyorsun. 90'da İnsan Hakları Onur Ödülünü alıyorsun ve aynı yıl bir tablon 45 milyon TL'ye satılıyor. Böylece yaşayan bir Türk ressamının eserine ödenen en yüksek fiyatlı tarihe geçiyorsun. Tablona rekor bir ücret ödendi. O konuda ne düşünüyorsun? Çektiğin bütün sıkıntıların karşılığı bu mudur? Bak, bunlar benim resimleri beğeniyorlar. Gerçekçiymiş, mercekçiymiş. Onlar kendi aşağılık konular. Ne topraktan anlar, ne öküzden anlar, ne benim çektiklerimden anlar. Sırtımdan tabii bana veriyorlar, kendilerine şey yapıyorlar, caka satıyorlar. Ben istesem onların arılarına girmek, köylü diye derler bana. Arılarını almazlar ki. Birisi beni evine davet etti mi? Bebek de evine davet etti mi? Ama resmim orada asılı. Nazım Baba bana inandı. Ben de kendime inandım. Onun da çevresinin etkisi olmuştur. Yani ustanın bir payı var mı diyorsun bu işte? Olmuştur. Belki mektup yazmıştır birisine. Bu adam vesilelerini kaç kişiye yaptı? Onu destekleyin dedi. En zor günlerinde bile üretmekten hiç vazgeçmedim. Bunu nasıl başardın? Seni motive eden neydi? Başka ne yapacağım? Seviyorum. Hiçbir şey yapmayabilirdin. Biz alışık değiliz hiçbir şey yapmamaya. O canı sıkılanların işidir. Çünkü sevdiği bir şey yoktur. Parayı seviyordur, belki mesleğini seviyordur ama mesleğine saat koyuyordur. 5 saat çalıştım, 10 saat çalıştım, benim saatim yok ki. Sen, seviyorum. Sen hiçbir şey yapmamak burjuvaların meselesidir mi diyorsun? Onların sorunu. Ben depresyonum yok benim, ben hap almıyorum uyuyayım diye. Uykumda bir sorun yok. Niçin zenginler uyku hapı alıyor? Paraları olduğu için mi?
Tanışalım mı? Bu senin çoktan tanıdığın bu ressamlar. Efendim geliyor. İbrahim Balaban elbette. Çoktandır bildiğin gibi ama çok güzel oynadın oyunu. Çok teşekkür ederim sabırla. Türk resim sanatının en büyük isimlerinden biri olan İbrahim Balaban 2000'e yakın yağlı boya tabloya imza attı. 50'nin üzerinde sergi açtı. 12 kitap kaleme aldı. Cezaevinde yolunun kesiştiği, onun yeteneğini keşfeden şair baba dediği Nazım Hikmet'le birlikte cezaevinde hep üretti. Ondan öğrendikleriyle resmini ve sanatını geliştirerek çok üst düzeylere seviyelere taşıdı. Tanışmaları Balaban için bir dönüm noktası oldu. Nazım Hikmet'in köylü ressam adını verdiği Balaban, Türkiye'de doğmanın verdiği mutluluğu şu sözlerle aktarmıştı. Mahpuslarda sürünmüş olsam da ne mutlu bana ki Türkiye'de doğdum, bu ülkede yaşadım ve bu ülkede öleceğim. İbrahim Balaban 2019 yılında çoklu organ yetmezliği sebebiyle 98 yaşındayken İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Cenazesi çocukluğunu geçirdiği Bursa Seçköy'de toprağa verildi. Sever misiniz Balaban? Benim de bir hikayem var. Balaban'la mı? Atatürk Kültür Merkezi. Orada merdivenlerden çıktıktan sonra şimdi yeni bir bina var. O kültür merkezindeki tek bir heykel vardı. Ha. Dökme. Evet. İki kişi dans ediyor gibi iki figür. Ondan sonra bina kapandı. Elden değişti. El değiştirdi gibi. Yeniden açılacak. Bu heykele bakardım ben, okşardım. Hoşuma giden bir heykel. Merak ettim heykele ne oldu, ne olacak. Kuzgun Acar'ın evet. heykelleri gibi devlet çok kızardı. Kuzgun Acar'a bunlar evet. da. Şeye mi gitti? Askeri rejim yapmıştı onu. Erittiler. Tesadüfen o mimari büroda tabanda onun gözünde çalışan iki genç mimar karı koca onlarla tanıştım, sordum. Bakalım dediler, biliyoruz. Bakalım dediler. Aman kurtarın onu dedim. Şimdi bugünkü Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında açık havada bir koridor, küçük bir havuz var. Evet, doğru. Orada heykel duruyor. Yanında da Cevdet Bilgin yazıyor. Yapan Cevdet Bilgin. Cevdet de anasını babasını bilmez. Harputlu. Tesadüfen askerliği İzmir'e düşüyor. Oradaki komutan orada evinde ona bir şömine yaptırtırıyor. Taş ustası değil ama taşla çalışmasını biliyor. Tutuyor, başkalarına da yapıyor. Azıcık para kazanıyor. Sonunda Bebek de kendisine derme çatma bir şey yapıyor. Bu sefer Bebek de heykel yapmaya başlıyor. Bebek de bir küçük bir yer yapıyor kendisine. Evin önünde boğa heykeli vardı. Dost olmuştuk. Bir gün Balaban geldi. Onlar çok yakın dostu. Geçmişleri de benziyor. Sormazdık yani geçmiş sorulmazdı. Ama Nazım konusunda çok hiç, ciddi bir ortaklı şey noktalarınız var. Hiç girmediniz hiç mi o girmezdik, konuda? Konuşurduk, gülerdik. Onun için yani tanıdım sizde o vesileyle. Çok güzel idare ettin ama. Tanımıyormuş gibi yapmayı başardın, çok güzeldi. Yalancıyım yani. Yalancısın, çok iyi bir yalancısın, tatlı bir yalancı. Balaban'ı rahmetle ama sevmiştim. Anıyoruz, evet. Sevmiştim, öfkesi vardı. Yani bu bir sınıfsal... Bitmeyen değil mi? Evet. Bitmeyen sınıfsal bir öfkesi vardı. Ve Nazım Hikmet'e ihtiyacı vardı.